Yaşanan depremler sonrası İstanbul'da çok sayıda vatandaş binalarının durumunu öğrenmek için başvuru yapıyor. Peki İstanbul'daki dönüşüm süreci nasıl işliyor? Detayları CNN Türk muhabiri Emel Telli uzmanına soracak. Emel, günaydın. Sözü sana ve değerli konuğuna bırakıyoruz. Evet, 100 yılın felaketiyle birlikte akıllara tek bir soru geliyor. O da yaşadığım bina depreme dayanıklı mı? Dayanıklı değilse neler yapmam gerekiyor? İşte burada devreye kentsel dönüşüm projeleri giriyor. Peki kentsel dönüşüm projelerine dair ne tür adımlar atılıyor? Hemen konuğumuzla değerlendireceğiz. Bahçeli Evler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Kentsel dönüşüm yapı, bölge ve alanların daha sağlam, daha sağlıklı, yaşanılabilir, erişilebilir olması amacıyla yeniden düzenlenmesi işidir. Ülkemizde kentsel dönüşüm daha çok 5393 sayılı belediye kanunu ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşmesi hakkındaki kanun kapsamında yürütülmektedir. Mevcut mevzuat çerçevesinde imkanları ve sağladığı faydalar sebebiyle 6306 sayılı kanun daha uygulanabilir durumdadır. Uygulaması daha geniş çaptadır. Bu kapsamda biz de Bahçeli Belediyesi olarak öncelikle ilçemizdeki mevcut jeolojik, jeomorfolojik durumu dikkate alarak hak sahipliği, yapı stoku ve buradaki talepler ve mevcut şehircilik ilkelerine göre nasıl bir yeniden düzenleme olabileceğine dönük bir çalışma yaparak ilçemizde... Burada zaten bir ofis kurmuşsunuz, vatandaşları burada bilgilendiriyorsunuz. Evet. Biz kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayarak kentsel dönüşümdeki öncelikli müdahale alanlarımızı belirledik. Bu müdahale alanlarında nasıl uygulamalar yapacağımızı, bunu ne şekilde ve ne kadar sürede yapacağımızı bir vizyon plan olarak belirledik. Bunu da kurduğumuz kentsel dönüşüm ofislerinde, ilçemizde 5 ayrı noktada bu şekilde ofisler kurduk. Burada vatandaşlarımıza hizmetler veriyoruz ve kentsel dönüşümdeki imkanların neler olduğundan, haklarının neler olduğundan bahsediyoruz. Onları bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Efendim, tablo üzerinden de gösterirsek, evet, vatandaş geliyor, bilgilendiriyorsunuz. Peki sonra süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle vatandaşımız kendi bulunduğu parselle ilgili bizden bilgi almak istiyor. Biz de onun bulunduğu parselin ne tarz imar haklarına sahip olduğundan bahsediyoruz. Ve bununla ilgili meri plana göre nasıl yapılaştığından, eğer ada ve alan bazlı bir araya gelirse hangi imkanlardan yararlanacağından bahsediyoruz. Mesela burada bulunduğumuz alanda da eğer vatandaşlarımız 2/3 çoğunluğu uzlaşıyı sağlayarak bir araya gelirlerse böyle bir alanda kentsel dönüşüm yapabileceklerdir. Biz bunun için alanın tamamıyla ilgili bir analiz çalışması yaptık. Bu analiz çalışması neticesinde alanı 9 ayrı etaba bölerek burada kentsel dönüşümü çalışmasını tamamladık. Eğer vatandaşlarımız buradaki 9 etaptan herhangi birisindeki yaşıyorsa burada 2/3 çoğunluğu sağlayarak burada dönüşümü başlatılabilecek. Burada riskli alan, tabii yapılabilmesi için bu alanın riskli alan ilanı gerekiyor. Bu hazırladığımız etüt çalışmaları tamamı öncelikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ileterek buranın ilan edilmesi ve çalışmaların başlaması gerekiyor. Peki bu zamana kadar kaç bina dönüştü? İlçemizde 23.000 yapı stoku bulunmakta. Bunun 7.500'ü dönüşmüş durumda. Bunlar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenerek yeni yapılar haline getirildi. Bu sayede ilçemizdeki pek çok vatandaşımız riskli yapılardan kurtularak daha sağlam, daha güvenli yapılara yerleşebildiler. Peki bu iki büyük depremin ardından vatandaşın talebi daha da fazla oldu mu? Ofisinize gelen kişi sayısında artma var mı? Evet, bu son depremlerden sonra ilçemize 1000'in üzerinde aşkın şikayetler geldi. Fakat bu şikayetler daha çok binaların risk durumunun incelenmesi yönündeydi. Yani nasıl kentsel dönüşüm yapacağını dair zaten çalışmalarımız devam ediyordu ama daha çok bu bir korku ile insanlarımız binalarının ne durumda olduğunun denetlenmesini, incelenmesini istediler. Biz de bunu bu durumda bir kriz yönetimi yaparak ilçemizdeki bütün bina talep eden vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek için 22 gruptan oluşan ekibimizle sahada vatandaşlarımızın binalarını inceleyerek bunların risk durumunun neler olduğunu onlara bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Peki vatandaşları kentsel dönüşüm projeleri kapsamında özendiriyor musunuz? Birçoğu zaten hala riskli binalarda kalmaya devam ediyor. Evet.
Şimdi kentsel dönüşümü özendirme maksadıyla aslında daha nitelikli dönüşüm için ada ve alan bazlı dönüşümle alanların kentsel dönüşüme girmesi daha mantıklı. Fakat uzlaşının sağlanaması, 2/3 çoğunluğun yasa gereği 2/3 çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle bu kentsel dönüşüm biraz yavaşlamakta ve sekteye uğramakta. O yüzden biz teşvik etmek amacıyla ilçemizde 5 ayrı kentsel dönüşümü teşvik amaçlı plan notu geliştirdik. Bunlar daha büyük ada ve alan bazlı bir araya gelemeyen parsellerin 600 metrekare ve bir araya gelerek bunların 10 kata kadar yapılaşmasını öngören, buradaki yapılaşmada kendi ortak alanlarının daha nitelikli hani kullanılarak toplam inşaat alanına ve müteahhitlere ödeyeceği miktarları minimize edecek şekilde bir çalışmalar yaptık. Buna göre de vatandaşımızı teşvik edip kentsel dönüşümü özendirmeye çalışıyoruz. Efendim şurada da zaten birkaç tane inşaat görüyoruz. Kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim orayı göstermesi için. Bu devam eden inşaatlar şu an başlattığınız olduğunuz proje, kentsel dönüşüm projesi kapsamında mı? Bu alanda ada ve alan bazlı bir dönüşümle ilgili biz çalışma yapmıştık bu alanda ama 2/3 uzlaşı sağlanamadığı için bu alanı biz kentsel dönüşümdeki teşvik amaçlı çıkardığımız 600 metrekare üzeri parsellerin dönüşümüne göre alanı yeniden tasarladık. Bu alanda da bu kapsamda yeni kentsel dönüşüm yapılmakta. Önceki durumunda 282 bağımsız bölüm bulunan 28.500 metrekare inşaat alanı yer yıkılarak şu anda 478 bağımsız bölüm, yaklaşık otoparklar dahil 56.000 metrekare inşaat alanını bir yere dönüşecekler. Eğer ada alan bazlı dönüşüm olsaydı bu alanda daha geniş otoparklar ve yeşil alanlar olacaktı. Ancak uzlaşı sağlanamadığı için mevcut yollar korundu. Eğer ada alan bazlı olsaydı yollar yeşil alan olarak kullanılacak ve daha nitelikli, daha yaşanılabilir alanlar oluşabilecekti. Efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bahçelievler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz'dan detayları aldık. Vatandaşlar buraya kentsel dönüşüm ofislerine geliyor. Gerekli bilgiler veriliyor ve sonra kentsel dönüşüm projesi için gerekli adımlar atılıyor diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım. Emel teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.